milyonların beklediği EYT düzenlemesi mecliste 4 maddelik teklif yarın komisyonda görüşecek. Gelecek hafta da genel kurula gelecek ve ondan sonra yasalaşması bekleniyor. Ondan sonraki süreçte de kar gövdeyi götürmezse Esra hemen devletten başvurusunu yapacak. Mart en geç Nisan gibi de maaşlar gelecek değil mi? Nisan gibi galiba öyle görünüyor. Evet. Hadi bakalım. Bir bakalım neler olacak, nasıl işleyecek süreç. Merakla beklenen emeklilikte yaşa takılanlar takvimi belli oldu. Düzenleme Perşembe günü Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Gelecek haftada genel kurulda yasalaşacak. Şubat ayı içerisinde ilk başvurular alınmaya başlanacak. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesini içeren 4 maddelik düzenleme meclise sunuldu. Teklifle yaş dışındaki koşulları tamamlayan emeklilikte yaşa takılanlar emekli olma hakkı elde edecek. SSK'lılar işe başlangıç tarihine göre kademeli prim gününe tabi olacak. Sigortalılık süresi arttıkça emekli olmak için gereken prim günü sayısı azalacak. Kadınlarda sigortalılık süresindeki her bir yıl azalmaya, erkeklerde ise 1,5 yıl azalmaya 75 prim günü eklenecek. Emekli sandığı ve Bağkur'da ise kadınlara 7200, erkeklerde 9000 prim günü şartı belirlendi. Teklifin yasalaşmasının ardından emeklilik dilekçeleri alınmaya başlanacak. Şubat ayı sonuna kadar başvuru yapanlara 1 Mart'tan geçerli olmak üzere emekli aylığı bağlanacak. İlk ödemelerin ise Nisan ayında toplu olarak hesaplara yatırılması bekleniyor. Peki EYT ile kaç kişi emekli olacak? 5 milyona yakın EYT'liden bu yıl içinde 2 milyon 250 bini emekli olma hakkı elde edecek. 1,7 milyonu işçi, 496 bini memur ve 89 bini de esnaf. AK Parti'nin yaptığı hesaplamaya göre yasanın çıkmasıyla emeklilikte yaşa takılanlar kapsamına giren esnafın tamamı emekliye ayrılacak. 1.7 milyon SSK'lıdan 1,5 milyonu emekli olacak. Emekli olanların yaklaşık 1 milyonu aynı kurumda çalışmaya devam edecek. Memurların ise aynı kurumda çalışmaya devam edemeyecekleri göz önünde bulundurulduğunda en fazla 100 bin kişinin emekli olacağı değerlendiriliyor. Aynı kurumda çalışmaya devam edecek emeklilikte yaşa takılanlar için 28 Şubat'ta çıkış, 1 Mart'ta ise yeniden giriş işlemi yapılacak. İşverene SGK destek priminde 5 puan yani 500 lira destek sağlanacak. Kıdem tazminatı ödemelerinde kullanılmak üzere de kredi desteği verilecek. Teklifte kısmi emeklilikle ilgili bir düzenleme ise yer almadı. Emeklilikte yaşa takılanlarla emekli olanların aylık bağlama statüsü diğerleriyle aynı olacak. Yani daha az maaş almaları söz konusu olmayacak.